Oğuzlar ilçemizdeyiz. Hitit Üniversitesi'ne ait 34 dönüm arazi üzerinde kurulan Oğuz Adası'ndayız. Şu anda Obruk Barajımızın en güzel bölümünde kurulan su sporları ve su ürünleri yerleşkemiz maalesef birinci etabı olan misafir konaklaması için yapılan bölüm. Arkamızda gördüğümüz büyük bina ise kafeterya, yemekhane bölümü. Ne hikmetse önce öğrencilerin eğitim öğretim göreceği yerleşke yerine önce okulda kafeterya bölümü yapılmış. Burası Oğuzlar ilçemiz ve Çorum ilimiz için gerçekten bu bölge turizme kazandırılmalı. Bu proje 2014 yılında başlamış. 2019'da ihalesi yapılmış. 2021 yılında da teslim alınmasına rağmen şu anda işletilemiyor. Burası bittiğinde kafeteryanın haricinde kamp alanları olacak, sahil yolu olacak, 10 adet dinlenme üniteleri, yüzer iskele, marina ve güvenlik ve eğitim için yerleşkeler yapılacak. Burada su sporlarıyla uğraşan öğrencilerimiz, hakemlerimiz ve buradaki sporcularımız kalacak. Buranın bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Burası da diğer Çorum'daki yarım kalan çürüyen projeler gibi çürümesin. Ben bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağım. Ve buradan Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze, AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. El birliğiyle burayı hayata geçirelim. Burası Çorum ilimizin ve Oğuzlar ilçelerimizin turizm açısından çok önemli bir bölge ve konumda olacak. Burası Çorum'a ve Oğuzlar ilçemize katma değer kazandıracak. Çorum zaten eğitimde ön sıralardaydı. İlk 8'deyken şu anda son 8'de. Üniversite anlamında da basamak basamak geriye doğru gidiyor. Eğitime önem vermeliyiz ve bu anlamda da buranın takipçisi olacağımı söz veriyorum. Ayrıca her seçimden önce Oğuzlara verilen bir söz var. Bu söz aslında Osmancık, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar ilçemizi İskilip'e bağlayacak olan sahil yolu. Bu görmüş olduğumuz 47 kilometrelik Obruk Barajı sahil yoluyla İskilip ilçemize bağlanacak ve İskilip ilçemizden de çok rahatlıkla Ankara'ya ulaşabilecekler. Ve burası turizm cenneti olması gereken bir köşe. Burası neden bir Alaçatı olmasın? Burası neden bir turizm cenneti olmasın? Şu anda yemekhane ve kafeterya bölümü yapılmış, bitirilmiş vaziyette. Fakat diğer bölümler maalesef ödenek yetersizliğinden 34 dönüm arazi üzerinde kurulan Oğuzlar Adası Hitit Üniversitesi su ve su ürünleri, su sporları ve su ürünleri yerleşkesi yapılacaktı. Burası şu anda ödenek yetersizliğinden maalesef bitirilemedi. Sadece şu anki içerisinde bulunmuş olduğumuz yemekhane, kafeterya, dinlenme tesisleri yapılmış. Öğrencilerimizin konaklayacağı, sporcuların konaklayacağı ve hakemlerimizin konaklayacağı bölümler maalesef ödenek yetersizliğinden tamamlanamamış.